sevenleri olduğu kadar sevmeyenlerine olan yatar babanın, kendisini sevenlerinin de kendisine sövenlerinin de kabul ettiği ve itiraf ettiği bir gerçek var, o da şudur. Yatar baba bir ciddiyetli, sürekliliği, istikrarı olan, ne olduğunu da olmadığını da bilen, ilerlerine bağlı, yani özetle duruşu belli olan bir adamdır. Operanslarda vermiştir. Murat Yatağan Baba'nın kendisini sahneye davet ediyorum. Bugün 19 Mayıs'ım. Barış Manço ile kutlamak istiyorum. Çünkü Barış Manço sadece güzel şarkıları, başarılı televizyon programlarıyla önemli değil bizim için. Barış Manço aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'ne verdiği hizmetlerle de önemli. Evet, şu anda konferans merkezinin içindeyiz. En önemli toplantı bu. Böyle bir toplantı yapmamıştı. Evet, çok önemli konferans, çok önemli toplantı. Biraz sonra burada başlıyor. Sayısız irili ufaklı kaya parçaları vardır bu topraklarda. Ve sen benim oğlum, ve sen kayaların oğlu, bu taşı, toprağı bir arada tutacaksın. Kolay değil kayaların oğlu olmak. Kuzeyden esen soğuk rüzgara, güneyden esen kavurucu sıcağa karşı koruyacaksın onları. İnsanların hayatında sayısız günler vardır. Bu günlerden bazıları üstünden yıllar geçse de unutulmaz. Zülfü Livanevi'nin dediği gibi tarih olur. Ne mutlu bize ki biz bu akşam bu tarihi günlerimizden birini yaşıyoruz. Çünkü hem Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü hem de Barış Manço'yu aynı anda anıyoruz. O bakımdan ben bundan daha güzel bir tarihimi düşünemiyorum. Bu çok önemli ve tarihi gecemize hepiniz hoş geldiniz. Hem Atatürk hem Barış Manço olduğu için bu akşamın konusu. Atatürk ve Barış Manço'nun ortak hedefi konulu konuşma yapacağım. 1923 yılında Atatürk şunu söylüyor: bugün dostumuz Sovyetler Birliği'nin himayesinde olan Türk devletleri bir gün gelecek bağımsızlığını kazanacak. Ben bunu görüyorum. O gün gelmeden biz o güne hazırlıklı olmalıyız. 1923. Ondan sonra bu bir daha dillendirilmiyor. Atatürk'ün vefatından sonra 23, 33, 43, 53, 63, 73 yıllar geçiyor. Tarih 1975'e geliyor. 1975 yılında Barış Manço'nun çocukluk arkadaşı Erkmen Sağlam'la birlikte ortak imza attıkları bir proje gerçekleşiyor. O proje 2023 projesi. Yani 1923 Cumhuriyet'in o kuruluş yılları, 2023 100. yılı. 23'teki Atatürk'ün o söylediğini 1975'te Barış Manço tam adını koyuyor. 2023 adlı bir plak doldurur. Maalesef bu konu hiç anlatılmıyor, dillendirilmiyor. Tarihimizde ben bunu ilk defa bu kitabımda kayda geçirdim. Dağı Aşan Deve Barış Manço kitabında. Kızımı alamadım, Manço ailesi ve çok büyük bir sinema firması ortak bir yarışma düzenlemişti. Barış Manço sinema filmi senaryosu diye. Benim gönderdiğim senaryo 44 senaryo arasından gittiği hafta zaten birinci seçildi.
Ben işte o senaryomda Atatürk ve Barış Manço'yu yazdım. Senaryonun adı da Barış Manço Destanı 2023'tü. O sinema filmi şu anda çekilmedi. Aileyle firma mahkemelik oldu. Muattal Pınar gibi o şekilde bekliyor. Fakat bu 1923'lerden Atatürk'ün gösterdiği hedefi 1975'te Barış Manço'nun dillendirdiğini sizler bilmelisiniz. Çünkü 2023 çok önemli. Başta okuduğum şiirde bunu anlatıyor. Ne diyordu? Sayısız irili ufaklı kaya parçaları vardır bu topraklarda. Sen bunları bir arada tutacaksın diyordu. Kolay değildir bu iş diyordu. Kuzeyden, güneyden soğuk rüzgar, sıcak, kavurucu sıcak. Demek istediği şu. Türkiye'de çok değişik etnik kökenler var. Bunları kaşıyacaklar. Ama biz hepimiz bir arada tutacağız bunu. Bir arada tutacağız. Ve 2023 yılında şu anda bağımsızlığını kazanmış olan diğer Türk devletleriyle sosyal, kültürel, siyasal anlamda işbirliği yapacağız. Bu hedefin özeti budur. Evet, şu anda konferans merkezinin içindeyiz. En önemli toplantı bu. Böyle bir toplantı yapmamıştı. Evet. Çok önemli bir konferans. Çok önemli bir toplantı. Biraz sonra burada başlıyor. Sayısız, irili, ufaklı kaya parçaları vardır bu topraklarda. Ve sen benim oğlum. Ve sen kayaların oğlu. Bu taşı, toprağı bir arada tutacaksın. Kolay değil kayaların oğlu olmak. Kuzeyden esen rüzgara, güneyden gelen kavurucu sıcağa karşı koruyacaksın onları. Kolay değil, kolay değil kayaların oğlu olmak. 1923'lerden Atatürk'ün gösterdiği hedefi, 1975'te Barış Manço'nun dillendirdiğini sizler bilmelisiniz. Çünkü 2023 çok önemli.